أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معمول مجرور bahsini okuyoruz. معمول مجرور dendiği zaman kafiyede معمول مجرور bakış ile izharda ve diğer eserlerde bakış arasında fark var. Çünkü onlarda diğerlerinde معمول مجرور iki tanedir. Harf-i cerle mecrur olan, bir de izafetle mecrur olan. Oysa İbn Hacib'e göre mamun-u mecrur iki değildir. Gerçekte birdir. İzafetle mecrur olandır. Ancak bu izafeti kendi arasında zahir olan harf-i cerle, mukadder olan harf-i cerle diye ikiye ayırmış oluyor. Dolayısıyla İbn Hacib'e göre rahimehullah muzaf ileyh ala küllah harf-i cerle mecrurdur. Yer lafzan veya takdiren harf-i cerle mecrurdur. Tabi burada izafeti lafziyede ne yoktur? Harf-i cer yoktur. Doğru mu? Yani izafeti maneviye ya bir mana min olur, ya bir mana lam olur veya bir mana fi olur. Dolayısıyla orada ya lam vardır, ya fi vardır. İzafeti lafziyede izafeti maneviye mülhaktır. Yani ona hamledilmiştir. فَالتَّقْدِيرُ شَرْتُهُ اَنْ يَكُونَ الْمُضَافِ اِسْمًا demişti. Yani harf-i cer mukadder olmasının şartı nedir? İsim olması lazım. Çünkü fiil olduğu zaman مَرَّتُ بِزَيْدِنْ de مَرَّتُ ne diyor? Muzaf diyor yani. Değil mi? Orada harf-i cer mukadder değildir, mezkürdür dedi. مُجَرَّدًا تَنْوِينُهُ تَنْوِينِ veya an تَنْوِينِ tenvininden mücerret olması lazım. Yani eğer muzaf isimse, hala tenvini varsa muzaf olamaz. Muzaf o tenvinden soyulmuş olması lazım. Neden dolayı? Le-ecliha, izafetten dolayı. Başka bir sebepten olursa o da ne değildir? İzafet değildir. Şimdi dedi ki وَهِيَ مَعْنِبِيَّتُنْ وَلَفْزِيَّتُنْ İzafet iki kısımdır. İzafeti maneviye, izafeti lafziye. Önce maneviyeyi söyledi çünkü izafette asıl olan maneviyedir. İzafette asıl olan nedir? Manevidir. Çünkü o sadece lafızda bir şeyler ifade etmiyor. Mana bakımından da bir şeyler ifade ediyor. İzafet iki kısımdır. Harf-i cerle mukadder olan, yani bizim bildiğimiz izafet daha doğrusu. Nahivciler arasında meşhur olan izafet iki kısımdır. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Merat-ı Bizeydin gibilere nahivcilerin çoğu ne demiyorlar? İzafet demiyorlar. Ve izafet maneviyetün ve lafziyetün izafeti maneviye ve izafeti lafziye olmak üzere ikiye ayrılır demişti. Fel maneviyetü izafeti maneviye nedir? En yekünel mudafı gayra sıfetin. İzharda burasını anlatırken ilk kez izharda karşılaşmıştık izafeti lafziye, izafeti maneviye ile. Ne demiştik? İzafeti maneviye de ya muzaf kesinlikle sıfatı kelime değildir. Bir defa %100 banko bu nedir? İzafeti maneviyedir. İki, eğer sıfatı kelime olursa bakarız. Mamulle muzaf mıdır, değil midir? Mamulle muzaf olup olmadığını nasıl anlarız Yusuf? Amel et. Sıfatı kelime amel ettiyse mamulle muzaf olmadığını, amel etmediyse amel ettiği nasıl anlayacağız? İtimat etmesi gereken belirli şeyler var. Yani amel etme şartları varsa, doğru mu? Yani isim faali isim mef'ulün amel etme şartları varsa mamulle muzaf demektir. Amel etme şartları tutmuyorsa mamulle muzaf değildir demektir. Fel maneviyyetü en künel muzaf muzaf olacak. Gayrı sıfetin, sıfatı kelimenin gayrisi olacak. Yani isim faali olmayacak, isim mef'ul olmayacak, sıfatı müşebbe olmayacak. Eğer isim faali isim mef'ul sıfatı müşebbe değilse o zaman kesinlikle ne değildir izafet? İzafeti maneviye değildir. Öyle mi? Bir daha söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. İyi dinleyin. Diyor ki izafeti maneviye en yekünen mudafı gayre sıfatın. Sıfatı kelimenin gayrisi olacak. Eğer isim faal, isme ful sıfatı müşebbeye değilse muzaf kesinlikle nedir? İzafeti maneviyedir. Bir muzaf baktı ki sıfatı kelime değildir. Hiç düşünmemize gerek yok. Buradaki izafet, izafeti maneviyedir deriz. En yekûnel mudâfu gayre sıfatın. Eğer sıfatı kelime değilse, tamam.
Öyle sıfat ki muzafetin ila ma'muliha. Ma'mule muzaf olan sıfat-ı kelime değildir. Ha. Hepten sıfat-ı kelime olmayı yasaklamadı. En yekûne gayre sıfatin deyince sıfat-ı kelimenin dışındaki kesinlikle izafet-i maneviyedir. Ancak sıfatı ne yaptı? Muzafetin ila ma'muliha kaydıyla kayıtladı. Her sıfat-ı kelime olan izafet-i maneviyenin dışındadır değil. Eğer mamulle muzaf olan sıfat-ı kelime ise izafet-i maneviyenin dışındadır. Demek ki izafet-i manevi olabilmesi için mamulle muzaf olan sıfat-ı kelimenin gayrisi olacak. Ne demektir bu? Mamulle muzaf olan sıfat-ı kelime olmayacak. Şöyle bir kural vardır arkadaşlar. En nefyu yeteveccehu ilel kaydi. Nefi kayde teveccüh eder. Ben uzun adam görmek istemiyorum dediğin zaman adam görmek istemiyorum demedin ki sen. Uzun adam görmek istemiyorum diyorsun. Yani orada seni görmek istemediğin nedir? Bak en nefi yeteveccehu ilel kaydi. Orada uzun kayıttır. Değil mi? Siyah adam görmek istemiyorum diyorsun. Adam görmek istemiyorum demiyorsun ki siyah adam görmek istemiyorum diyorsun. Mesela ekşi elma yemek istemiyorum. Elma yemek istemiyorum demiyorsun ki ekşi elma yemek istemiyorum diyorsun. Yani buralarda neyi örnek olarak görüyorum bunu? Nefi kayde teveccüh eder. Yani siyaha, ekşiye, uzuna teveccüh ettiği gibi. Şimdi burada da diyor ki ibaren aslı şudur yani. Mamule muzaf olan sıfat-ı kelime olmayacak. Şimdi mamule sıfat muzaf olan sıfat-ı kelime olmayacak demek hiç sıfat-ı kelime olmayacak demek değildir. Mamule muzaf olan olmayacak. Burada nefyedilen hangisi? Mamule muzaf olan. O zaman sıfat-ı kelime olabilir. Ama mamule muzaf olan olmaz. Yani işin çok berrak ve net şekli izafet-i maneviye muzaf, mamulle muzaf olan sıfat-ı kelimenin dışında olursa bu ne demektir? Ya hiç sıfat-ı kelime olmazsa zaten izafet-i manevidir banka olarak. Ulamu Zeyd'in, Kalemu Bekir'in gibi. Eğer sıfat-ı kelime olursa bakarız. İsm faali, isim mef'ulün sıfat-ı müşebbihenin amel etme şartları o misalde mevcut ise demek ki orada izafet olmasa amel edecekti. Doğru mu? Mesela Zeyd'ün Hasenül vecihi dedik. Zeydün Zeyd, Hasenül vecihi yüzü güzeldir. Şimdi Zeydün Hasenül vecihi de, Hasenül vecihi sıfatı müşebbehedir. Mübteda itimat ederek amel etme şartı bulundu mu? Zeydün Hasenül vecihi de Hasan, Zeydün mübtedadır. Ona itimat ederek amel etme şartı bulundu mu? Bulundu. O zaman biz burada izafet yapmasak ne diyeceğiz? Zeydün Hasenün vecihuhu. Doğru mu? Zeydün Hasenün vecihuhu diyeceğiz. Yani Hasan kelimesi vecihuda amel edebilir mi? Edebilir. Zeydün Hasenün vecihuhu demedik. Tenvini kaldırdık. Zeydün Hasenü vecihihi dedik. O zaman burada Hasen nereye muzaf olmuş oldu? Mamulüne muzaf olmuş oldu. Bu izafet izafeti lafzıya olmuş oluyor. Eğer Hasen kelimesinin amel etme şartları bulunmadan vecihe muzaf olmuş olsaydı o zaman izafet izafeti manevi olacak lafzıya değil. Çünkü o zaman mamule muzaf olan sıfat-ı kelimenin gayrisi olmuş olacak. Ve-i izafeti maneviye araştırarak şu neticeye ulaşılmıştır. İmma bima'nel lam ya bima'nel lam'dır. İzafeti maneviye de araştırıldığı zaman istikra yoluyla üç şey bulunmuştur ki bunlardan birincisi bima'nel lam olmasıdır. Bir tanesi bima'na min olmasıdır. Bir tanesi de bima'na fi olmasıdır. Böyle sıralamaya baktığın zaman en çok bima'nel lam olmasıdır. Sonra bir mana min olmasıdır. Sonra bir mana fi olmasıdır. Bundan dolayıdır ki bazı eserlerde izafetin manalarını sayarken bir mana lam, bir mana mini sayar, bir mana fi saymaz. Az olduğundan dolayı veya bazıları bir mana fi'yi kabul etmezler. Tevil ederler onu. İzafet ne zaman bir mana lam olur? Bu izafet bahsiyle ilgili en çok bilinmesi gereken şeylerden birisi arkadaşlar izafetin maneviyesini, lafziyesini birbirinden ayırmaktır. Yani hangisi izafet-i manevi, hangisi izafet-i lafzi. İkincisi, izafet-i maneviyenin ifade ettiği manalar ve temin ettiği faideler. Tekrar ediyorum. İzafet-i maneviyenin ifade ettiği manalar ve temin ettiği faideler. İfade ettiği manalara gelince bir mana lam olur. Bir mana min olur. Bir mana fi olur. Temin ettiği faidelere gelince muzaf ileyh marife ise marifelik. Nekire ise tahsislik, ayrıca lafızda da tahfiflik ifade eder. Lafızda tahfiflik ifade eder. Muzaf ileyh marife ise marifelik ifade eder. Nekire ise tahsislik ifade eder. Bütün bunlar izafeti maneviyenin
muzafa sağladığı avantajlardır. Tekrar ediyorum. İzafet-i maneviyenin ifade ettiği manalar var, temin ettiği faydeler var. İfade ettiği manalar nedir? Bir mana lam, bir mana min, bir mana fi. Temin ettiği faydeler nedir? Bir defa lafızda tahriflik ifade eder mi? Tenvin gidiyor, teminin naibi gidiyor. Lafızda tahriflik ifade ediyor. Mana itibariyle muzafileh marife ise marifelik ifade ediyor. Muzafileh nekere ise tahsislik ifade ediyor. İzafet-i maneviyenin ifade ettiği manalar ayrı şeydir. Temin ettiği faydeler ayrı şeydir. İfade ettiği manalar bir mana lam, bir mana min, bir mana fi olur. Temin ettiği faydeler her izafet ister lafzı olsun, isterse manevi olsun lafızla tahfiflik ifade eder mi? Eder. Çünkü temin gidiyor, teminin naibi gidiyor. Tahfifliğin ne olduğunu biraz sonra göreceğiz. Ayrıca izafet-i maneviye muzafileh marife ise ondan marifelik alır. Gulam normalde nekiredir ama gulam-ı zeydin dersen gulam-ı zeyde muzaf olarak ne almıştır? Marifelik almıştır. Yani burada hem lafızda tenvin gitmiştir, hem de ne olmuş? Bir manalam olmuş, hem de ne olmuş? Gulam marife olmuş. Efendim. Gulam-ı racülin dersen burada da tahsisi ifade eder. Çünkü gulam dediğin zaman kadının da kölesine şamildir, erkeğin de kölesine şamildir. Ama gulam-ı racülin veya gulam-ı mraetin dersen ne olmuş oldu? Tahsislik olmuş oldu değil mi? Hem kadın hem erkeğinkine şamil değil, sadece kadın veya sadece erkeğinkini ifade etmiş oluyor. Burada da bir tahsislik olmuş oluyor. Nekire muzaf olduğu zaman tahsislik ifade eder, marife muzaf olduğu zaman marifelik ifade eder. Şimdi bu ifadelerden sonra tekrar vehi imma bi ma'nel lami, bi ma'na lam olur. Nerede bi ma'na lam olur? Fi ma ol bir muzaf ileyhte ki ada cinsel muzafi. Arkadaşlar fi ma dediğine göre adanın başına ma olunca cinse okumak mecburiyetindeyiz değil mi? Yani istisna bahsini yeni okumuştuk. Ma adadan sonra ne olurdu? Mensup olurdu. Fi ma ada cinsel muzafi efendim ve zarfehu muzafın evet cins ve zarfının dışında yani eğer muzafileh muzafa cins ve zarf ise muzafileh muzafa cins ve zarf ise orada bir manalam değildir. Mesela diyelim ki Gulam-ı Zeyd'in dediğimiz zaman şimdi Gulam-ı Zeyd'in de Zeyd cins midir arkadaşlar? Değildir. Zarf mıdır? Değildir. Evet. Yani Gulam-ı Zeyd'in kendisi olabilir mi? Olabilir mi? Gulam-ı Zeyd'in de Gulam-ı Zeyd'in kendisi olabilir mi? Olamaz. Yani peki burada diyoruz ki Zeyd nedir? Gulam'ın cinsi değildir. Doğru mu? Gulam'ın cinsi değildir. Ona sadık değildir. Yani mesela şöyle diyemezsin. Zeydun gulamun diyemezsin burada. Gulam-ı Zeyd'in de çünkü gulam ayrı, Zeyd ayrıdır. Zeydun gulamun diyebilir misin burada? Diyemezsin. Ama biraz sonra göreceğiz. Mesela zarf da değildi yani Zeyd gulamın zarfı da değildir. Şimdi gulamın Zeyd'e izafeti cins ve zarfın dışındadır ve bir mana lamdır. Yani gulamun li Zeyd'in demektir bu. Tamam. Ve imma bi mana min veya min manasında olur. Buradaki min de mini beyani olur. İzafet bi mana min olduğu zaman bu mine ne diyoruz? Mini beyani ediyoruz. Nerede bu böyle olur? Fi cinsil muzafi. Eğer muzafın cinsindense. Yani muzafileh muzafa ve gayrisine şamil bir cinstir. Cins olduğu zaman arkadaşlar ne olmuş oluyor? Muzafa ve gayrisine şamil bir cins olmuş oluyor. Değil mi? Fi cinsil muzafi demek muzafa da şamil bir cinstir. Yani cinsin muzafın cinsi oluyor. Cins olduğuna göre muzafa da şamildir. Gayrisine de şamildir. Yani misal mi istiyorsunuz? Mesela diyelim ki hatemu fiddatin diyelim. Şimdi hatemu fiddatin dediğimiz zaman hatem yüzük demektir. Fidda gümüş demektir. Şimdi gümüşten yüzük de olur. Değil mi? Başka şey de olur. Yani burada fidda nedir? Cins midir? Cinstir. Gümüş demektir. Bu cins hateme şamil midir? Şamildir. Başkasına da şamil midir? Şamildir. Böyle olduğu zaman yani muzafileh cins olduğu zaman Zeyd ne demek cins? Yani hem muzafa şamildir. Mesela gulam-ı Zeyd'in Zeyd hiç cins değildi. Doğru mu? Ama hatem-u fiddatinde cinstir. Ne demek cinstir? Hatim de oluyor ondan. Başka şeyler de oluyor ondan.
Böyle olduğu zaman hatemu fiddatin, hatemun yüzük. O yüzük nedendir? Min fiddatin. Gümüştendir. Odaki min ne olmuş oluyor? Mini beyani olmuş oluyor. Şimdi burada arkadaşlar, izharda hatırlar mısın? Biraz zor bir yerdi orası. İzafet bahsini anlatırken, işte şartını anlatırken, ondan daha husus olmayacak, aralarında umum husus, min vecih olacak. Hatırladınız mı orasını? Şimdi burada hatemu fiddatin dediğin zaman, mesela fiddeden ne olabiliyor? Gümüş olabiliyor. Gümüşten ne olabiliyor? Yüzük olabiliyor. Başka şey de olabiliyor. Yüzük de hem gümüşten olabiliyor, hem de başkasından olabiliyor. Öyleyse hatem ile fidda arasında ne vardır? Umum husus, min vecih vardır. Umum husus, min vecih vardır. Dolayısıyla bu tip yerlerdeki izafetler ne olur? Bir mana min olur. Hatemu fiddatin, hatemun min fiddatin demektir. Ve imma bir mana fi. İzafet bir mana mini arkadaşlar. Ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Min, mini beyani olduğu zaman biz bunu neyle nasıl tefsir ederiz veyahut da minin mini beyani olduğu nasıl anlaşılır? Mesela hatemu fiddatin, hatemun min fiddatin demektir. O min fiddatini müstakil bir cümleyle anlatabilirsen o min mini beyaniye demektir. Yani hatemun ellezî huve min fiddatin. Ellezî öyle bir hatem ki huve o min fiddatin gümüşten yapılmıştır. Müstakil bir cümleyle ifade ettik mi onu? Mini beyaniyenin anlaşılma şekli arkadaşlar, eğer Mu'nil Lebib'iniz varsa, Mu'nil Lebib'e baktığınız zaman harfi cerlerin manalarından mini anlatacak. Mini anlatırken mini beyaniye anlatacak. Mini beyaniye anlatırken de zannediyorum orada olması lazımdır. Mini beyaniye nasıl anlaşılır? Onu mübteda haber cümlesiyle anlatabiliyorsan, sahih oluyorsa o mini beyaniyedir. Hatemu fiddatin, hatemun min fiddatin. Hatemun min fiddatini daha açıklayalım. El hatem ellezî huve min fiddatin. Huve min fiddatin diyor. Ve imma bi ma'na fi zarfihi. Yani muzafın zarfı. Ne demektir? Yani muzafın zarfı olduğuna göre muzafın efendim muzafın onun mazrufu olmuş oluyor. Buradan şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Üç tane misali tahtada yazalım. İzhardaki bilgilerinizle karşılaştırdığınız zaman mesela Ulamu Zeyd'in Hatemu Fiddatin bir de Darbul Yevmi. Doğru mu? Darbul Yevmi ne demek? Darbun fil yevmi. Darbul yevmil cumaati. Darbun fil yevmil cumaati demektir. Burada izafetin bir mana min, bir mana lam veya bir mana fi olduğunun kararını muzafı ileyhe bakarak veriyoruz. Muzafı ileyhe bakarak veriyoruz. Şu misal hepsinden farklıdır. Bu misalde şu muzaf nedir? Cinstir. Yani fiddeden hatem olur. Hatemden de fidde olur. Fiddeden, hatemden başka şey de olur. Hatem, fiddeden başka şeyden de olur. Yani gümüş, yüzük de olabilir, başka şey de olabilir. Yüzük, gümüşten de olabilir, başka şeyden de olabilir. Sonuçta bu hatem bununla birleşebiliyor mu? Yani hatem, yüzük nedir? Gümüştür diyor biliyorsun. Ama bakın, burada aralarında ne vardır? Umum husus min vecih vardır. Yani gümüş yüzük oluyor, yüzük gümüş olabiliyor. Ama Gulam-ı Zeyd'in Zeyd ile Gulam arasında ne vardır? Mübayenet vardır. Zeyd Gulam değildir, Gulam Zeyd değildir. Doğru mu arkadaşlar? Burada da mübayenet var. Darbul yevmide. Gün darp değildir, darp da gün değildir. Demek ki muzaf ile muzaf ile arasında mübayenet olduğu var. Bu birincisinde ve üçüncüsünde. Mübayenet olmayıp umum husus min vecih olduğu yer vardır. Umum husus min vecih olan yerde bir mana min oluyor. Bunun dışında eğer zarf ise bir mana fi, değilse bir mana lam olmuş oluyor. Bu ikisinin arasındaki farkı anlatmaya çalıştım. Bununla bunun arasında mübayenet var. Doğru mu? Bununla bunun arasında ne var? Mübayenet var. Yani gulam zeyd değildir. Çünkü gulam-ı zeydin dediğimiz zaman ortada bir zeyd var, bir de nesi var? Kölesi var.
Köle başka, zeyt başkadır. Darbul yemi de yem de darp değildir, darp da yem değildir. Dolayısıyla bunların arasında mübayenet vardır. Ama şunların arasında mübayenet yoktur. Mübayenet olduğu zaman eğer zarf ise darbul yemi de olduğu gibi fi'dir diyoruz. Darp değilse, zarf değilse bir mana lamdır diyoruz. Geçiyoruz. İzhar'da demişti ki وَلَّا يَكُونَ مُسَاوِيًا demişti. Hatırladınız mı onu? Yani muzaf-ı muzafir ile müsavi olmayacak. Mesela leyf-ü esedin olmaz. Muzaf ile muzafir ile arasında müsavat olmaz. İnsan-ı beşerin, beşer-ü insanın olur mu? Olmaz. Müsavat olmayacak. Ammi mutlakla da umumi olmayacak. Mesela diyelim ki hayvan nedir? Umumidir. İnsan nedir? Hususidir. Umum husus mutlak mı aralarında? Evet. Mesela hayvan-ı insanin izafeti olur mu? Olmaz. Muzaf muzafiyeten âm-ı mutlak ile umum, daha umum olmayacak. Şimdi şöyle bir ifade görmüştüm. Onu ben bulacağımı okurken fark ettim onu. Dolayısıyla hoşuma gitti o bilgi. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. İzafetle ilgili idi. Şimdi mesela gulam-ı zeydin gulamun li zeydin diye bunu tefsir edebilirsin. Hatemu fiddatin hatemun min fiddatin diye tefsir edersin. Darbul yevmi darbun fil yevmi, darbu yevmil cumati darbun fi yevmil cumati diye izafeti kaldırarak harfi ceri zikredebilirsin. Ama her izafet bir mana lam olduğu yerde yiğit bir şey anlatıyorum değil mi? Her izafet bir mana lam olduğu yerde izafeti kaldırıp lamı açığa çıkaramaz. Yani bazı yerlerde engelle karşılaşırsın. Mesela diyelim ki yevmul ahad. Şimdi yevmul ahad dediğimiz zaman buradaki izafet bir mana alamdır. Yevmun gün. Li ahadin pazara ait olan gün demektir. Yevmul ahadin. Şimdi yevmun li ahadin diye bunu şey yapamazsın. Tefsir edemezsin bunu. Yani yevmul ahadi de ihtisas vardır ama gulam-ı zeydin de gulamun li zeydin dediğin gibi lamı tasrihan zikrettiğin gibi yevmul ahadi de yevmun li ahadin diye ne yapamazsın bunu? Tefsir edemezsin. Yani neyi demeye çalışıyorsun? Şunu söylemeye çalışıyorum. İzafet bir mana lam olduğu her yerde sarahaten lamı izafeti kaldırıp sarahaten lamı zikretmek ne olmaz? Caiz olmaz. Mesela ilmul fıkhi dedin. Ya mücahit. İlmul fıkhı izafeti ihtisas ifade eder mi? Eder. Eder. Evet. İlmul fıkhı ihtisas ifade eder. İhtisas ifade ettiğine göre ilmun lil fıkhı diye tefsir edilir mi? Tefsir edilmez. İlmul fıkhı izafet ihtisas ifade eder ama ilmun lil fıkhı diye sarahaten lan burada gulam-ı zeydin de gulamun li zeydin dendiği gibi denmez. Buralarda her ne kadar ihtisas varsa da ne yoktur? Lam sarahaten zikredilmez. Ve huve kalilun dedi ki bir manafi olması nedir? Azdır. İstimallerde azdır. Hatta nahvicilerin çoğu bunu ne yapmışlardır? Bir manafi reddetmişlerdir ve bunu bir mana lama hamletmişlerdir. Darbul yevmi darbun lehu ihtisasun bil yevmi diye şey yapmışlardır. Yani darbul yevmi ne diye tefsir etmişler? Şöyle tefsir etmişler. Darbul yevmi nahvicilerin çoğu arkadaşlar darbun lehu ihtisasun bil yevmi. Darbun bir darb, lehu o darb için vardır. İhtisasun hususiyet vardır. Bil yevmi güne has olan bir darb. Bir yevmil cumati mesela. Ne yapmışlardır? Darbun lehu ihtisasun bil yevmi demişlerdir. Yani birçok nahivci bir mana fi'yi ne yapmışlardır? Kabul etmemişlerdir. Onu bir mana lam ile yorumlamışlardır. Darbul yevmi darbun lehu ihtisasun bil yevmi diye tefsir etmişlerdir. Dolayısıyla zarfiyet manasından ziyade ne manası vermişlerdir? İhtisas manası. İhtisas neyin manasıdır arkadaşlar? Lamın manasıdır. Doğru mu? Bu bilgi de önemlidir çünkü izafet bir mana fi'yi kabul etmeyen nahivciler az değildir. Çoğunlukta olunca
efendim karşılaştığımız yerlerde mesela darbul yevmi gibi darbun lehu ihtisasun bil yevmi diye tefsirle karşılaşsak bunun ne demek istediğini anlamayız. Eğer bu bilgiye muttali olmazsak ne demek istediğini anlamayız. Şimdi arkadaşlar Nesefi tefsiri okutuyorum. Mumtehine suresini okutuyorum. Tefsir okuturken de müfessirin yapmış olduğu tefsirlerin her birisinin hikmetini de öğrenmek istiyorum. Yani önce kendim vakıf olmak istiyorum. Sonra öğrenciye de bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi اِنْ يَثَقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ اَعْدَاءً tefsirinde Nesefi'de يَكُونُوا لَكُمْ اَعْدَاءً اِنْ يَثَقَفُوكُمْ eğer size onlar galip gelseler يَكُونُوا olurlar لَكُمْ size اَعْدَاءً düşman olurlar. Orada tefsirde diyor ki اَيْ خَالِصِ الْعَدَاوَةِ اَيْ خَالِصِ الْعَدَاوَةِ yani halis, muhlis düşman olurlar size. Su karışılmış düşman diyelim. Katmerli bir düşman olurlar. Ya anladın mı? Yani kelimenin ifade ettiği mana doğru anlaşılıyor, anlaşılmayacak değil de. Fakat ayetten bu manayı nasıl çıkardı? Halis düşmanlık nereden çıktı? اِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ اَعْدَاءً ya sağa döndüm, sola döndüm, tefsirlere baktım, aradım, taradım. خَالِسِ الْعَدَاوَةِ halis düşmanlık manası nereden çıktığını bulamadım. Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittim. O zaman bu 80'li yıllarda tefsir okutmuş oluyorum. Süleymaniye Kütüphanesi'nde Nesevi tefsirin şerh veya haşiyesi yok da Nesevi genelde şeyden alıyor. Keşşaf'tan aldığı çoktur. Baktım Keşşaf'ta da Halis-ül Adaveti var. O zaman Keşşaf'ın haşiyelerinden istifade edeyim dedim. Kütüphanede Keşşaf'ın haşiyeleri vardı. Baktım Halis-ül Adaveti diyor ki وَهَذَا الْمَعْنَى مَأْخُوذٌ مِنْ تَقْدِيمِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ عَلَى مُتَعَلَّقِهِ Vay anasın ya. Basit bir şeydi benim kafam takılmış öyle. يَكُونُ اَعْدَاءً لَكُمْ diyecekti. O لَكُمْ لَمْ nereye taalluk ediyor? اَعْدَاءَنَ taalluk ediyor. Çar mecrur takaddüm etmiş. لَكُمْ اَعْدَاءً oldu. Normal اَعْدَاءً لَكُمْ idi. Burada takdim taksitlik ifade ediyor. İşte bunu neyle musannif ifade etti? اَيْ خَالِسِ الْعَدَاوَةِ dedi. Onu sen anlayacaksın bu mana nereden çıktı. Yani ضَرْبُ الْيَوْمِ gibi bir zarf bir mana fi izafetini ضَرْبٌ لَهُ اِخْتِسَاسٌ بِالْيَوْمِ diye tefsir ettiği zaman burada bir ilmi gerçeği ne yapmış oluyor? İşaret etmiş oluyor. Bu bilgiye muttali olmazsanız debinip durursun. Ne demek istediğini anlamazsınız. Neden bunu söylemiş ki? Neden buna söyleme ihtiyaç duymuş? Bunu neden vurguluyorum? Çünkü biz izharda mana fi'yi görmemiştik. Hatta biz izhardayken deriz ki arkadaşlar bir mana lan bir mana min olduğu gibi bir mana fi de olur. Değil mi Yiğit'im? Allah senden de benden de razı olsun. Nahvu lamu zeydin neyin misali arkadaşlar? Bir mana lamın misalidir. Ve hatimu fiddatin bir mana minin misalidir. Ve darbul yevmi. Evet. Bu izafeti maneviyenin ifade ettiği manalar. Doğru mu? Bir mana lan bir mana min bir mana fi. Ve tufidu bu da temin ettiği faideler. Ve tufidu ifade eder izafeti maneviye tarifen marifelik ifade eder. Yusuf Efendi ehlen ve sehlen. İzafeti maneviyeni ifade eder? Tarif ifade eder. Yani muzafın marifeliğini ifade eder. Ma'al marifeti marife olan muzafı ileyh ile beraber. Ma'al marifeti marife olan muzafı ileyh ile beraber. Demek ki eğer muzafı ileyh marife ise muzaf ona nekere bir kelime ona muzaf olarak ne olur? Yani arkadaşlar Zeyd zaten özel isimdir. Gulam Zeyd'in terkib izafi Gulam Zeyd'in terkib izafisi de sadece Zeyd'in malumiyeti değil Gulam'ın da malumiyeti için vaz edilmiştir. Yani terkib izafilerin vaz'i efendim muzafın malumiyeti içindir. Yani ne demek? Gulam Zeyd'in de Zeyd zaten bellidir. Gulam'ın da sıradan bir gulam değil, Zeyd'in, bilinen Zeyd'in kölesi olduğunu. Şimdi Zeyd bilindiğine göre gulam-ı Zeyd'in de böylece bilinmiş oldu mu? Mesela gulam desen, sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ama gulam-ı Zeyd'in dediğin zaman, aynı Zeyd nasıl marife oluyorsa o da marifeleşmiş oluyor. Marife ile beraber marifelik ifade eder.
Burada şunu vurgulamaya çalışıyorum Molla Cami Hazretleri. Yani terkib-i izafi, eğer muzafili marife ise oradaki terkib, izafet terkibi, sonuçta bir terkib-i izafi var orada. O terkib-i izafinin vazı ne içindir? Muzafın mahudiyeti, malumiyeti içindir. Evet. Sonra ibare nasıl geliyor? Ve taksisen, doğru mu? Marifelik ifade eder ve taksisen, taksislik ifade eder. Ma'an nekireti, nekireyle beraber. Ulam racülü misalini vermiştik. Ulam dendiği zaman kadının kölesine de erkeğin kölesine de şamildir. Ama Zeyd'in dediğimiz, ulam racülün dediğimiz zaman ne olmuş oluyor? Sadece kadının kölesi, ulam racülün dediği zaman erkeğin kölesi olmuş oluyor, kadının kölesi değil. Diyelim ki ortada 50 tane köle varsa, 25 tanesi kadının, 25 tanesi erkeğin ise en azından ulam-ı racülün dediğin zaman köleler 50'den kaça düşmüş oldu? 25'e düşmüş oldu. Tahsislik bu şekilde gerçekleşiyor. Peki zaten muzafile ya marifedir ya nekiredir. Marife ise marifelik ifade eder, nekire ise tahsislik ifade eder. Ayrıca izafeti maneviyede lafızda tahfiflik var mı? O zaten bankodur. Zaten izafetin şartı neydi? Muzafı marifelikten soymaktı. Tenvin ve tenvinin naibinden zaten soyacaksın onu, onsuz olmaz. Ve şartuha, şart olarak diyor ki, izafeti maneviyenin şartı, tecridül muzafi minet tarifi. Muzafı marifelikten soyacaksın. Arkadaşlar, muzafı marifelikten soyacaksın ifadesi, efendim, ne demektir? Yani eliflamlıysa eliflamı kaldıracaksın demektir. Doğru mu? El gulamsa, el gulamu zeydin diyemezsin. Ne diyeceksin? Gulamu zeydin diyeceksin. Peki, eğer alemse, peki alemse nekire kılınabilir mi? Alemi nekire kılmanın yolları kaçtı? İkiydi. O isimle müsemme olan şahıslardan bir şahıs kastedersin. Şahsun müsemmen bihâdel isimde mi? Diye. Veyahut da o ismin sahibi hangi vasıfla şöhret bulmuşsa o şöhreti kastedersin, o vasfı kastedersin. Böylece nekire kılarsın. Ama izafeti maneviyeden, zaten muzafileyten marifelik alacağına göre, kendisinde marifelik var, bir de izafetten, o zaman tahsil-i hasıl lazım gelir. Tahsil-i hasıl bazıldır. Yani olan bir şey tahsil edilmez. Oturan adama otur denmez aynı manada. Oturan adama otur dediğin zaman, yani oturmaya devam et manasında otur denebilir. Yoksa oturan adama otur denmez. Yiyen adama ye denmez, yemeye devam et manasında söylenebilir. Dolayısıyla muzafile-i marife ise izafet için yapıyorsun ki? Yani çünkü izafetin faydası neydi muzafileyten? Marife ise marifelik alacak. Zaten kendisi marifedir. Niye marifelik alsın ki? Ondan bir şey almış olmuyor o zaman. Ve şartuha tecridül muzafi minet tarifi. Marifelikten soymaktır. Evet. Peki küfelilerin esvai adedi madude muzaf etmeleri vardır. Yani mesela es-selâsetül esvâbi derler. Yani adedi madude muzaf etmeleri vardır. Es-selâsetül esvâbi, üç elbise diyecekler. Selâsetü esvâbin diyecekler de es-selâsetül esvâbi derler. Şimdi selâsetül esvâb dediğimiz zaman izafet, izafeti maneviyedir. Doğru mu? Yani selâse kelimesi ne değildir? Sıfatı kelime değildir. Esma-i adedin madude muzaf olması izafeti maneviyedir. Es-selâsetül esvâbi dersek burada muzaf elif lamlıdır. Ne yapmadık biz burada? Muzafı marifelikten soymadık. Bunu küfeliler tecviz ediyorlar. Küfelilerin dışındakiler tecviz etmiyorlar. وَمَا اَجَازَهُ الْكُوفِيُونَ Küfelilerin caiz gördüğü min es-selâsetü l-esvâbi es-selâsetü l-esvâb ve şibhihi ve buna benzer. Yani sadece es-selâsetü l-esvâb değildir. Sayıları yukarıya doğru çıkabilirsin. Esvâb olması şart değildir. El-khamsetü d-derâhimi, el-mi'etü d-dînâri gibi ne yaparlar? Esma-i adedi ma'dütlerine muzaf ederler. Eliflamlı olduğu halde. Esma-i adet sayılar demektir. Ma'düt sayılan şeyler demektir. Sayıları ma'dütlerine eliflamlı olarak muzaf kılarlar. Ne derler? Es-selâsetül esvâbi. El-khamsetü d-derâhimi. El-mi'etü d-dînâri derler. Tamam. Onların böyle caiz gördükleri ise da'ifun. Küfeliler caiz görse de onaylamıyoruz biz bunu. Bir defa kıyasen ve isti'malen zayıftır bu. Kıyasen ve isti'malen zayıftır. Kıyasen niçin zayıftır?
Çünkü izafeti ne için yapıyorsun? İzafet bir faide temin etmesi lazım. İzafet ne yapması lazım? Bir faide temin etmesi lazım. İzafet maneviye ne için yapılır? Ya marifelik elde etmek için veya tahsislik elde etmek için yapılır. İzafeti maneviyenin faidesi ikidir. İki şeyden birisidir. Ya marifelik ifade edecektir veya tahsislik ifade edecek. Es-selâsetü de zaten ne vardır? Marifelik vardır. O zaman bunu izafetle yapmanın bir anlamı yoktur. İzafeti maneviyenin bir faidesi yok burada. Çünkü izafeti maneviyenin faidesini ikiye endekslemişti değil mi? İndirgemişti. Demişti ki bir marifelik ifade eder, bir de ne ifade eder? Tahsislik ifade eder demişti. Şimdi es-selâsetül esvâbide tahsili hasıl lazım gelir. Zaten es-selâsetü marifeydi. Es-selâsetünün marife olarak el-esvâbiye izafetinden bir daha marifelik mi elde etmiş olacak? Bu izafeti ne için yapmış olacaksın? Yani arkadaşlar, yukarıda izafeti maneviyenin faidesini iki saymış olmasının sebebi şudur. Yani bu iki gerekçeden birisiyle izafeti maneviye yaparsın Yusuf. Anlaşıldı mı? Bu iki, yani ya marifelik yapmak istiyorsun, izafeti maneviye yaparsın, ya tahsislik ifade etmek istiyorsun, ne yaparsın? İzafet yaparsın, izafeti maneviye de bu. İzafeti lafziye de tarifi ve tahsislik yok. Orada sadece lafızda tahfiflik için, izafeti lafziyenin bir faydası var. Nedir o? Lafızda tahfiflik. İzafeti maneviyenin iki tane faydası var. Marifelik elde etmek veya tahsislik elde etmek, değil mi Şirin'im? Ha, bir yerde marifelik zaten varsa, o zaman tahsili hasıl lazım gelir izafeti maneviye yapacaksın. Tahsili hasıl nedir? Mücahit batıldır değil mi? وَمَا اَجَازَهُ الْكُفِيُّنَ مِنْ اَثَّلَاثَةِ الْاَثْوَابِ وَشِبْهِهِ مِنَ الْعَدَدِ Yani selâfenin işte şibhiyeni, الْخَمْسَةُ الدَّرَائِمِ الْمِيَةُ الدِّينَارِ gibiler. Zayıfun zayıftır. İki yönden zayıftır. Bir kıyas bakımından zayıftır. Niye kıyas bakımından zayıftır? Çünkü burada ne lazım geliyor? Tahsili hasıl lazım geliyor. Bir de istimal bakımından zayıftır. Çünkü fasih kişiler bunu eliflamsız kullanırlar. Selâsetül esvâbi derler. Es-selâsetül esvâbi demezler. İstimal bakımından da bu zayıftır. Her ne kadar küfeliler bunu kullansalar da. İzafet-i maneviye ile ilgili bilgiler burada bitmiş oldu arkadaşlar. Es-selâsetül esvâbi gibiler karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Efendim, bunun buradaki bilgisi eğer en azından kafiyede böyle bir şey vardı diye hatırlamış olsanız bile arayıp yerini bulup neticeye ulaşabileceğiniz bir mesnet olur size. Vel-lafziyyetü izafeti lafziye geldik. İzafeti lafziye nedir? Bunun alameti vel-lafziyyetü sıfetün mü? En yeküne mi? En yeküne mudafı sıfetün. Metin dedi değil mi? En yekûnel mudâfı. Vel-lafziyyetü izafeti lafziye nedir? En yekûnel mudâfı muzaf olacak. Sıfeten sıfet olacak. Demek ki izafet, izafeti lafziye olabilmesi için mutlaka ne olmalı? Sıfet olmalı. Her sıfat olması yeterli mi? Öyle sıfat ki mudâfeten ilâ ma'mûlihâ. Ma'mûlle muzaf olan sıfet olacak. Demek ki izafet, izafeti lafziye olabilmesi için bir sıfat-ı kelime olması lazım. İki, o sıfat da ma'mûlle muzaf olan sıfat-ı kelime olması lazım. İki tane şartı var. Bir, sıfat-ı kelime olacak. Bu yetmez. O sıfat-ı kelimede ne olmuş olması lazım? Ma'mulüne muzaf olan olması lazım. Mislu daribu zeydin dedik. Şimdi arkadaşlar, daribu zeydin dediğimiz zaman sadece daribu zeydin olmaz. Yusuf Ali ne dersin bana burada? Darib kelimesi nasıl zeyde izafetle lafzı olabilir? Yani burada daribin amel etme şartları var mı? Bir şey söyleyeyim. Şimdi bir şey muzaf dedikten sonra o illa sonra diyoruz ki mamülüne muzaf olacak diyoruz. Zaten muzaf olmadığı sürece yani bir mamülün yani muzafın lehi anladıktan sonra bu şey muzaf olamıyor ki. Bunu bir daha zikretmeye gerek var mı? Güzel bir soru sordum da iyi düşünmeden sormuş oldum. Yani diyor ki bir izafetin manevi midir, lafzı mı olduğunu nasıl anlayacaksın? Ortada izafet var. Lafzı midir, manevi midir nasıl karar vereceksin? Bakacaksın bir defa muzaf sıfat-ı kelime midir, değil midir? Sıfat-ı kelime değil, maneviye kararını ver. Dolayısıyla izafeti maneviye de aradıklarını orada ara. Baktın ki izafet var. O izafette muzaf sıfat-ı kelimedir. Karar verebilir misin manevidir veya lafzidir diye? Veremez. Bakacaksın bu mamule muzaf mıdır, değil midir?
Eğer mamulü ise o zaman izafeti lafzıya kararını vereceksin. İzafeti lafzıya kararını verince bu sefer izafeti lafzının faydeleri orada aranmış olur. Ne aramayacaksın orada? Muzafilikten marifelik aramayacaksın. Yani muzafilik marife ise orada marifelik aldığını düşünmeyeceksin. Bir mana alem, bir mana bim, bir mana fi düşünmeyeceksin. Söylediği budur. Mesela ayrıca eğer orada amel etme şartları varsa izafet istersen yaparsın, istersen yapmazsın. Mesela Zeydun Hasanül Vecihi de Zeydun Hasanül Vecihi demeyebilirsin. Zeydun Hasanun El Vecihu diyebilirsin. Vecihu diyebilirsin. O da vecihler ileride gelecek, sıfat-ı müşebbihe bahsinde gelecek. Anlatabildim mi? Şimdi arkadaşlar Darib-i Zeyd'in diyor ki, diyorlar ki burada misalde diyor ki bu izafeti lafziyedir diyor. Doğru mu? Hadi iyi sana soruyorum. İzafeti lafziye olduğunu ispatlasana bana. Hadi mamul olduğunu ispatla bana. Kim ispatlayacak bana arkadaşlar? Hadi Seyit söyle bakayım. Darib-i kelimesi sıfat-ı müşebbihedir ama. Sıfat-ı müşebbihe mi? Gel bunu İsmail yapalım. Sıfat-ı kelime demek istedin tamam. Dolayısıyla izafeti maneviyedir. Bunu yanlışlıkla izafeti lafzıya misal verdi. İbn Hacib burada hata etmiştir. Çünkü burayı uyuyarak yazmıştır. Arkadaşlar görünüşte burası izafeti lafzıya benzemiyor. Bunu izafeti lafzıya misal verdiği için siz burada bir muhteder takdir etmek mecburiyetindesiniz. Amrun Darib-i Zeyd'in takdiri yapacaksınız. Buraya bir muhteder takdir edeceksiniz. Musannif az konuşmak için bunu söylememiştir. Hem zamandan tasarruf ediyor, hem de mürekkepten tasarruf ediyor. Amrun, amr nedir? Darib-u Zeyd'in, Bekrun, Darib-u Zeyd'in diye oraya bir muhteda takdir edeceksiniz. Çünkü izafeti lafzı da mamulüne muzaf olması lazım. Mamulüne muzaf olabilmesi için de itimat şartları burada aranır. Doğru mu? İtimat şartları arandığına göre Amrun, Darib-u Zeyd'in demektir. Şimdi Amrun, amr, Darib-un Zeyd'en idi aslında. Doğru mu? Amrun Darib'un Zeyden idi aslında. Biz bunu Amrun Darib'un Zeyden diyebilirdik. Fakat Amrun Darib'un Zeyden demedik. Amrun Darib'u Zeyd'in dedik. Ne oldu? Bir mana alam. Bir mana min. Bir mana fi. Öyle bir şey var mı? Darib nekireyi de Zeyd'e muzaf olarak bir marifelik vermek istedik ona. Onun için biz burada Darib'u Amr'in Darib'u Zeyd'in dedik. Olur mu? Olmaz. Darib Zeyd'den hiçbir şey alamaz. Sadece ne olmuş olur burada? Tahfiflik söz konusudur burada. Evet. Mislu Darib-u Zeyd'in. Bu isim failin mef'ulüne izafeti kabilindendir. Bekrun veya Amrun Darib-u Zeyd'in olarak olayı düşüneceksiniz. Yani buraya bir muhteda takdir edeceksiniz. Ve Hasanül Vecihi. Yani Zeydun Hasanül Vecihi veya Amrun Hasanül Vecihi diyeceksiniz. Burada da sıfat-ı müşebbihe ne olmuştur? Failine muzaf olmuştur. Zeydün Zeyd Hasan'ın güzeldir. El vecuhu veya vecuhu onun yüzü güzeldir. Ve la tufidu izafeti lafzıyı ifade etmez. Ve la tufidu ifade etmez. Mesela marifelik ifade ediyordu. Tahsislik ifade ediyordu değil mi şey? Maneviye bu ifade etmez. İlla takfifen fil lafzı. Sadece ve sadece lafızda takfiflik ifade ediyor. Sadece ve sadece lafızda takfiflik ifade eder. Arkadaşlar, içinizden bana فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ bilmiyorsanız bilenlere sorun diyor Cenab-ı Hak. Zikir ehli demek, hepiniz zikir ehlisiniz. Bilenlersiniz. Şimdi ben size soruyorum. Tahfiflik vecihleri kaç tanedir? Bana tam olarak kim sayacak? Tahfiflik vecihleri kaç tanedir? Yani biz izafeti lafziyede tahfiflik arayacağız. Bir tane söyleyeyim size. Temvin gider. İkincisini söyleyeyim size. Temvinin naibi gider. Tesniyelerde, cemilerde, cemi salimlerde ne gidiyor? Nun gidiyor değil mi? Dariba Zeydin, Daribu Zeydin, tahfiflik. Temvinin gitmesi tahfifliktir. Temvinin naibinin gitmesi, izafetten dolayı bunlar gidecek. Tahfifliktir. Başka tahfiflik var mı arkadaşlar? Söyle. Mamulden hocam zamiri gitmez. Ne? Mamulden zamiri gitmez. Mamul dediğim? Muzafirlikten. Muzafirlikten zamiri gitmez. Demek ki tahfiflik üç tanedir. Bir, muzaf temvinden, muzaftan temvin izafetten dolayı gider. İki, temvinin naibi gider. Üç, muzafileyhten zamir gider. Dört, hem muzaftan temvinin ve temvinin naibi gider, muzafileyhten de zamir gitmiş olur. Dört türlü tahfiflik var arkadaşlar. Bir, muzaftan temvin izafetten dolayı gitmiş olur. İki,
Muzaftan tenvinin naibi izafetten dolayı gitmiş olur. 3. Muzafileyh'ten zamir gitmiş olur. 4. Muzaftan tenvin veya tenvinin naibi muzafileyh'ten de zamir gitmiş olur. Mesela arkadaşlar Daribu Zeyd'in dediğimiz zaman ne gitti? Tenvin gitti değil mi? Daribun Amrun Daribun Zeyden idi. Veyahut da Amrani Dariba Zeyd'in. Şimdi burada da ne gitti? Tenvinin naibi gitti. Veyahut da Daribu Zeyd'in dersin. Tenvinin naibi gitmiş olur. Mesela El-Qaimul Gulami. El-Qaimul Gulami. Şimdi El-Qaimul Gulami'de El-Qaimu'da tenvin falan gitmedi. Elif Lam'dan dolayı gitti o. İzafetten dolayı gitmedi. El-Qaimul Gulami El-Qaimu Gulamuhu idi. Ne gitti burada? Zamir gitti. Evet. Peki hem zamir hem de tenvin ve tenvinin naibi Zeydun Qaimul Gulami. Zeydun Qaimul Gulami'de Kaimun'dan temin gitti. Doğru mu? Zeydun kaimul gulami. Kaimun'dan temin gitti. El gulam da gulamuhu idi. Ne gitti oradan? Zamir gitmiş oldu. Yani hem muzaftan temin gitti hem muzafileyhten zamir gitti. Demek ki takfiflik bir muzaftan temin gider, iki teminin naibi gider, üç muzafileyhten zamir gider, dört muzaftan temin veya teminin naibi muzafileyhten de zamir gitmiş olabilir. Bu şekilde takfiflik gerçekleşir. وَمِنْ ثَمَّ bundan dolayı. Neden dolayı? İzafeti lafzıya sadece ve sadece lafızda takfiflik ifade ettiğinden dolayı caize caizdir. مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ izafeti caizdir. Şimdi مَرَرْتُ uğradım بِرَجُلٍ adama. Öyle adam ki حَسَنِ الْوَجْهِ yüzü güzel. Şimdi burada izafet yaptığımız zaman hasenül vecihi, hasen kelimesi el vecihe izafetten marifelik aldı mı? Almadı. Almadığına göre racül kelimesinin sıfatı olmaya elverişli mi? Marartu bir racülin hasenil vecihi caizdir. Yani hasen kelimesi nekire olduğu halde racül kelimesi marifeye muzaf olduğu halde nekire bir kelimeye sıfat olabiliyor mu? Olabiliyor. Çünkü burada hasen sadece izafetten ne aldı? Muzafileyhten marifelik almadı. Ne aldı? Sadece takfiflik oldu burada. Evet. وَمْتَنَعَ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَسَنِ الْوَجْهِ Bakın, eğer muzafileyhten marifelik alsaydı مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ caiz olmayacaktı. مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَسَنِ الْوَجْهِ caiz olacaktı. Ama muzafileyhten marifelik alamadığı için, sadece takfiflik aldığı için birincisi caiz, ikincisi caiz değildir. Mes'ud. Burası anlaşıldı mı evladım? Anlaşılmadı mı? Anlatamadığım için mi anlaşılmadı? Şimdi arkadaşlar meratü bir racülün hesenil vecih, meratü bir zeydin hesenil vecih diyor ki izafet-i lafziye midir bir defa burada? İzafet-i lafziyedir. İzafet-i lafziye sadece ve sadece lafızda takfiflik ifade eder. Yani muzafile-i marife ise marifelik almazdı. Buna göre meratü bir racülün hesenil vecih izafetinde hasenül veci nekire bir kelimenin sıfatıdır terkipte. Doğru mu? Racülün sıfatıdır. Peki olur mu? Marifeye muzaf olan bir kelime nekire bir kelimenin sıfatı olabilir mi? Bu bundan marifelik almadığı için bunun sıfatı olabiliyor. Ama meratü bi zeydin hasenül veci bu olmaz. Çünkü zeyd marifedir. Bu ise bu sıfat ise nekiredir. Sıfatla mevsuf arasında marifelik nekirelik bakımından mutabakat olması lazımdır. Muzaf, muzaf ileyhten, izafete lafzıydı, marifelik almadığı için bu caizdir, bu mumteni'dir. Eğer alsaydı bu caiz olacaktı, bu mumteni olacaktı. Yani bu bundan marifelik alsaydı o zaman bu caiz olacaktı. Meratü bi zeydin hasenil veci caiz olacaktı, bu caiz olmayacaktı. Bundan dolayı diyoruz ki izafete lafzıya sadece ve sadece lafızla takfirlik ifade ettiğinden dolayı meratü bi racülin hasenil veci caizdir ama meratü bi zeydin hasenil veci caiz değildir. وَجَازَ اَضَّارِبَا زَيْدٍ اَضَّارِبُ زَيْدٍ وَمْتَنَعَ اَضَّارِبُ زَيْدٍ İşin aslı izafet-i lafziyenin lafızda takfiflik ifade etme şartı vardır. Faydası budur. Bundan dolayı yapılır demiştik. اَضَّارِبَا زَيْدٍ veya
Şimdi bakın arkadaşlar. Ed-dâriba Zeydin, ed-dâribu Zeydin tesniye cemi, ed-dâribu Zeydin. Bu caiz değildir. Ne var ki? Ne fark var yani? Orada da elif lamlı, hepsinde üçünde de elif lamlı. Ed-dâriba Zeydin, ed-dâribu Zeydin, ed-dâribu Zeydin. Ed-dâriba Zeydin caizdir. Ed-dâribu Zeydin caizdir ama ed-dâribu Zeydin caiz değildir. E kardeşim, ne fark var ki? Orada da muzaf elif lamlı, üçünde de elif lamlı. Üçünde de muzafileh nedir? Marifedir. Ne fark eder ki? Neden bu ikisi caiz de bu caiz değildir? Çünkü arkadaşlar ed-dâriba Zeydin de izafetten dolayı tenvinin naibi gitti. Elif lam tenvinin naibini götürür mü arkadaşlar? En-nâsırâni dersin değil mi? Yani elif lam tenvini götürür, tenvinin naibini götürmez. El-müslimûne dedin. Elif lam müslimûnedeki nunu götürdü mü? El-Müslimu de temvini götürüyor ama tesniyede, cemide, elif-lam temvinin naibini götürür mü? Götürmez. Ed-dâriba Zeydin, izafet, izafeti lafzıyıdır. Tahfiflik ifade etti mi? Ne gitti arkadaşlar? Temvinin naibi gitti. Ed-dâribu Zeydin de ne gitti? Temvinin naibi gitti. Tahfiflik oldu mu? Oldu. İzafeti lafzıyı da sadece ve sadece tahfiflik ifade etmesi gerekiyordu. Etti mi? Etti. Ed-dâribu Zeydin de tahfiflik tenvin gitti diyebilir miyiz izafetten dolayı? Elif lam geldi, onu götüren elif lamdır. Dolayısıyla buradaki daribin zeyde izafetinin bir faydası yok. Zaten ed-dâribu Zeyden deseydin, ed-dâribu Zeyden deseydin tenvin yoktu, gene yok. Niye izafet yapıyorsun ki? Aslında bu zeyd nedir? Daribin mamulüdür. Ed-dâribu Zeyden Zeyd'i döven diyeceksin. Niye izafet yaptın ki? Burada neyi izafet yaptığın belli. Tahfiflik elde etmek için. Burada ne için yaptığın belli. Tahfiflik elde etmek için. Peki burada ne için yaptın? Tenvin gitti diyemezsin. Çünkü tenvini götüren nedir? Elif lamdır. Cumhurun görüşü ed-dâribu Zeydin caiz değildir. Ed-dâriba Zeydin caizdir. Ed-dâribu Zeydin caizdir ama ed-dâribu Zeydin caiz değildir. Ve emtena ed-dâribu Zeydin tahfiflik olmadığından dolayı evet. Hilâfen lil ferra. İmam Ferra diyor ki ed-dâribu Zeydin caizdir. Ricalun havler Rasul diye şöyle kadın bir kitap var. Ricalun havler Rasul. Sahabe-i kiramın meşhurlarının hayatını anlatan çok edip bir kitaptır. Ricalun havler Rasul. Bir ara Molla Saturettin Hoca merhum bunun bazı kısımlarını ders olarak da bizim İzzet Hoca Efendi, Müftü Efendileri okutmuştu. Şimdi oraya baktığınız zaman ed-dâribu Zeydin gibi terkipleri orada izafet yapıyor. Yani hayatı anlatırken mesela bu şeyin görüşüdür, Ferra'nın görüşüdür ama uygulamada var mıdır? Vardır yani. Ricalun Havler Resul isimli eserde sahabe-i kiramın meşhurların hayatını edip bir dille anlatan o eserde efendim ed-dâribu Zeydin gibi yani izafeti lafziyelerde eliflamlı olan ed-dâribu Zeydin bizim caiz değildir dediğimiz cumhur-u nuhatin caiz değildir dediğini orada Ferra'nın görüşüne istinaden ne yapıyor? Kullanabiliyor. O zaman biz bunu bilmemizde ne vardır? Ferra'nın bunu tecviz ettiğini bilmemizde fayda vardır. Hilâfen lil Ferra. İmam Ferra şöyle düşünüyor. İmam Ferra diyor ki aslında burada yani tevehhumdan ibarettir. Savunmak için bunu söylüyor. Önce dâribu Zeyd'in izafetten dolayı temin düştü. Daha sonra elif lamın geldiğini düşünelim diyor. Dâribu Zeyd'in önce izafet yapmış olalım sonra elif lam gelmiş olsun. Bu bir tevehhümden ibarettir yani yorumdan ibarettir. Sonuçta bizim büyüklerimize saygımız var, haddimizi biliriz. Haddimizi biliriz. Büyüklere saygımız vardır. Evet. Diyor ki ve zaafe el vahibul mi'etil hicani ve abdiha. Evet. Bu da arkadaşlar meşhur izafet bahsinde meşhur misallerden birisidir. Ne diyor? Şairin şiirinden alınmış. Diyor ki ve zaafe zayıf oldu el vahibul mi'etil hicani ve abdiha. Evet. Methetti insan için el-vahibul mi'eti yüzleri hibe edendir. El-hicani beyaz kaliteli develeri hibe edendir.
ve abdiha köleleriyle beraber ve kölelerini yani çobanlarıyla beraber hibe edendir diye ne yapmış oluyor? Birisini övmüş oluyor. Diyor ki burada bu zayıftır diyor. Evet kuyucum. Nasıl zayıftır yani? Ne demek istiyor? Bilmiyorum. Efendim? Bilmiyorum. Buyur canım. Abdihadeki zamir nereye gidiyor? Elmiyetil hicaniye gidiyor. O zaman mana nasıl oluyor? Yani o develeri develerin hizmetçileriyle, çobanlarıyla beraber. Develerin ab dedi yani o da köle manasında değil, çoban manasında. Şey vardır, Hulasetül Şuruh vardı ya. Bu şiir orada açıklaması vardır. Tamamının açıklaması vardır. Şiirle ilgili bilgiyle oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi Şirin'im, burada neresi zayıf ki? Arkadaşlar burada elvahibul mi'eti elvahib kelimesi elmiyeye muzaf olmuş. Bu caiz mi değil mi? Zayıf mı değil mi? Elvahibul mi'eti. Ne olmuş burada arkadaşlar? Elvahib kelimesi elmiye kelimesinden muzaf olmuş. İzafet izafeti lafziyedir. İzafet lafızda tahfiflik ifade etmesi lazımdı. Etti mi? Etti mi? Vah vah vah. Ne edeceğim ben de bilmiyorum şimdi. Burada arkadaşlar zayıf olan neresidir? Elvahibun meyti izafeti bu zayıf değildir. Ve abdiha diye abdihayı bu elmiye kelimesini atfedip mecrur okuduğumuz zaman elvahibu abdiha demiş olduk. Elvahibu abdiha dedik. Şimdi izharda hatırlarsınız. Ve caze ed-dâribur raculi hamlen alel hasenil vechi. Hatırladınız mı? Ed-dâribur raculi el hasenil vechi hamlen caizdir. Ama ed-dâribu zeydin caiz değildir. Çünkü ed-dâribur raculi başka, ed-dâribu zeydin başka. Ed-dâribur raculi el hasenil vechi'ye birkaç cihetten benzediğinden dolayı اَذَّارِبُ الرَّجُلِ caizdir. Mesulüm hatırladın mı? Evet. اَذَّارِبُ الرَّجُلِ neyse اَلْوَاهِبُ الْمِئَةِ de odur arkadaşlar. Öyleyse اَذَّارِبُ الرَّجُلِ caizse اَلْوَاهِبُ الْمِئَةِ de nedir? Caizdir. O zaman zayıf olan vahibin miyeye muzaf olması değil. وَعَبْدِهَا izafetle yani mecrur olarak okuyup da elmiye üzerine atfettiğin zaman o zaman bunun amili, abdihan amili, elmiye'nin amilidir. Elvahibu abdiha demiş oldun. Peki elvahibu abdiha olur mu? Elvahibu abdiha olur mu? Arkadaşlar, el-dâribur racülü, el-hasenül vecihe niye hamlediliyordu? Her ikisinde de birbirine benziyorlardı. Hatırladınız mı? Evet. Orada da sıfat-ı kelime, orada da sıfat-ı kelime. El-dâribur racülü. Efendim, اَذَّارِبُ الرَّجُلِ de muzaf-ı ileyh neydi? Elif lamla marifeydi. اَلْحَسَنُ الْوَجِ de orada da muzaf-ı ileyh neydi? Elif lamla marifeydi. اَذَّارِبُ الرَّجُلِ de اَرَّجُلْ cinsti. اَلْحَسَنُ الْوَجِ de el-vecü de nedir? Cinstir. Bu yönüyle birbirlerine benzediklerinden dolayı o ona hamledilmişti. Ama اَلْوَاهِبُ عَبْدِهَا dersek اَلْحَسَنُ الْوَجِ'ye benzemiş olur mu? El-Hasenül Vecih'e benzemiş olur mu? Olmaz. Yani abdiha kelimesini bunun üzerine atfederek abdiha okuyup el-vahibu abdiha takdirinde bunu oluşturmak zayıftır. Ve zaufe zayıf oldu. El-vahibul miyetil hicani ve abdiha. Demek ki bu zayıftır. Fesahatte istidlal edilecek bir derecede değildir. El-dâribu zeydin caiz değildi. Niçin? Fayda yoktu. El-vâhibu abdihâda da ne yoktur? Fayda olmadığından dolayı bu da caiz olmaz. Ancak bunu zayıf dedi. Değil mi? Niye zayıf dedi bunu? Çünkü ne yapabilirsin? Ve abdihâ da okunabilir. Yani ve abdihâ okursan izafet olmuş olur. Ve abdihâ dersen vâv-ı maiyyet yapmış olursun.
efendim izafeti kaldırmış olursun. Evet. وَاِنَّمَا جَازِ اَذَّارِبُ الرَّجُلِ اَذَّارِبُ الرَّجُلِ caizdir dedi. Bak اَذَّارِبُ زَيْدٍ caiz değil. وَاِنَّمَا جَازِ اَذَّارِبُ الرَّجُلِ حَمْلًا عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الْحَسَنِ الْوَجْهِ اَذَّارِبُ الرَّجُلِ الْحَسَنُ الْوَجْهِ'de muhtar olana hamledilerek. Yani الْحَسَنُ الْوَجْهِ arkadaşlar sıfat-ı müşebbehenin kullanılma vecihleri izharda geçmemişti. Ancak şeyde gelecek. İsim fail, isim meful bahsinde, isim fail sıfat-ı müşebbeh bahsinde gelecek. Zeydun hasenun vecihuhu, Zeydun hasenun vecihuhu, Zeydun hasenun vecihi, Zeydun hasenul vecihe, Zeydun hasenul vecihu, Zeydun hasenul vecihi. Sıfat-ı müşebbehde vecihler gelecek. Zeydun El-Hasenül Vecih'i de muhtar olan El-Hasenül Vecih'i izafetidir. Diyor ki hemlen El-Zaribu Recul'ü hamledilmiş Alel-Muhtar'ı muhtar olan vecih üzerine. Nerede? Fi El-Hasenül Vecih'i. El-Hasenül Vecih'i de muhtar olan nedir? Hasenül Vecih'i izafetidir. El-Hasenül Vecih'i muhtar olan vecihtir. El-Zaribu Recul'ü El-Hasenül Vecih'i hamledilmiştir. El-Hasenül Vecih'i caiz midir? Burada tahfiflik var mıdır? Beytullah El-Hasenül Vecih'de tahfiflik var mı? Nedir? Hasenül Vecih'i diyebiliyoruz. Muzaf-ı Leyten ne gitti burada? Zamir gitti. Vecihuhu idi, zamir gitti. Dolayısıyla Zeydün Hasenül Vecih'i muhtar olan vecihtir. Arkadaşlar muhtar olan vecih deyince şu anda sizin bunu tam kavramanız biraz zordur. İleriye atıf yapıyorum. Yusuf ne vardır burada? Birçok vecihler vardır. Bunun muhtar olanı var, hasen olanı var, kabih olanı var, mumteni olanı var. O vecihleri saydığı zaman bize orada bunun bu vecihlerden hasen olan var, kabih olan var, mumteni olan var. Dolayısıyla hasenül vecihi de muhtar olan izafet olmasıdır. Peki Zeydun hasenül vecihi izafeti muhtar olan ise burada tahfiflik var mıdır? El cevap. Var mı? Var. Ne olmuş burada? Muzafileyten zamir gitmiş. El-Hasenül Vecih caiz olunca El-Zaribur Recul'ü de Seyyid ne yapılmış? Orada tahfiflik olmadığı halde ne yapılmış? Hamledilmiş. Nereye hamledilmiş? El-Hasenül Vecih'e hamledilmiş. Niye hamledilmiş? Hamlün nazır alen nazır. Benzerlik var aralarında. Orada da sıfat-ı kelime, burada da sıfat-ı kelime muzaf. Orada da muzafileyt cins, burada da muzafileyt cinstir. Değil mi? Her ikisinde elif lamla marifedir. Ve inma caze ed-daribu er-racule hamlen alel muhtar fi el-hasenil vecihi. Evet. Burada hasen mesela el-hasenul vecihu el-hasenul vecihe diye iki tane daha vecih var. Ama muhtar olan hangisidir? Hasenul vecihi. Evet. Tabii şöyle bir soru sorabilirsiniz Yusuf'um. Selamun Aleyküm. İyi misin? Allah hileden ayırmasın. Zeydün Hasen Vechhe yani sıfat-ı müşebbe kalkıp bir de meful mü nasip ediyormuş? Sıfat-ı müşebbe lazım fiilden gelmiyor mu? Değil mi? Burada bir problem var. Yiğit var mı bir problem? Var. Ha, bunu nasıl çözmemiz lazım? Allahu alem bi muradihi bi zalik. Kim söyleyecek bunu? Sıfat-ı müşebbe nasip ameli yapar mı arkadaşlar? Söyle Yusuf Ali. Yapıyor. Nasıl? Mef'ulün bi'ye benzetilmiş. He, mef'ulü bi'ye benzetilmiş. Başka? Ben bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar sıfat-ı müşebbe'den sonra gelen marife ise mef'ulü bi'ye teşbihen bil mef'ul nasip ameli yapar. Nekire ise temiz olarak amelde. Vechen dersen temiz olarak, el vece dersen ne olarak? Mef'ulü bi'ye benzetilerek. Şimdi diyor ki hamlen alel muhtar fil hasenil vecih ve zaribuke ed-zaribuke de caizdir ve şibhuhu mesela ed-zaribi ed-zaribuhu gibi zamire muzaf olanlar da caizdir. Fîmen kâle innehu muzafun mudaftır diyenlere göre.
Şimdi Ed-Laribuke'de bazıları diyor ki Ed-Laribu sıfat-ı kelimedir. Efendim ke mef'ulü bih'tir. Ed-Laribuhu izafet yoktur diyor bazıları. Bazıları da diyor ki hayır Ed-Laribuke izafet vardır diyor. Şimdi izafet varsa izafet izafeti lafzı olacak. Doğru mu? Sümme inkâne billâh, inkâne billâh ism faal, ism mef'ul, elif lamlı oldukları zaman değil mi? Başka bir şart aranmıyordu mef'ul bih'i nesbetmeleri için. Doğru mu? Ed-Laribuke bazıları diyor ki burada zamire bitiştiği zaman bu kelimeler muzaf değillerdir. Ed-Laribu sıfat-ı kelimedir. Ke zamiri muttasıldır, mef'ulü bihidir diyorlar. Ama temin yok burada. Temin zaten yok. İzafet yok burada nedir? Ed-Laribu sıfat-ı kelimedir. Ke de onun mef'ulü bihidir. Ed-Laribu hu dersin, Ed-Laribu sıfat-ı kelimedir. Hu onun mef'ulü bihidir diyor. Fakat bazıları da hayır burada izafet var diyorlar. Peki Ed-Laribuke izafet varsa niye caizdir ki? İzafet burada normalde ne yoktur? İzafeti lafz edip tahfillik ifade etmesi lazım. Ed-Laribu Zeydin'den farkı ne ki? Değil mi Mücahit? Ed-Laribu Zeydin'den farkı ne ki bunun? Ed-Laribu Zeydin caiz miydi? Mücahit bak burnumun dibinde yamukluk yapma. Vallahi bu ki. Allah'ı bu ki caizdir ve şibhuhu benzerleri. Benzerleri de neyi kastediyor? Yani sıfatı kelime elif lamlıdır. Zamire bitişmiştir. Fîmen kâle innehu mudâfun. Ne demektir bu? Bazıları hayır bu muzaf değil. Ed-Laribu bu sıfat-ı kelimedir ki onun mef'ulü bihidir diyorlar. O zaman problem yok zaten. İzafet söz konusu değildir. Ama muzaftır diye neye göre bunu muzaftır diyecek ki? Tahfilü yok burada. Evet. Fîmen hamlen alâ dâribike. Dâribukiye hamlen. Niçin hamlen edildiği için alâ dâribuke dâribuke üzerine hamledildiği için. Yani daribuke caiz midir? Eğer daribuke'de izafet var mı? Vardır. Daribuke izafetinde tahfiflik var mı? Var. Peki bu caizdir. Ed-Laribuke'de buna çok benziyor. Bir eliflam farkı vardır. Daribuke caizse Ed-Laribuke'de izafet yoluyla caizdir demişlerdir. Şimdi arkadaşlar bunun izahını şöyle yapıyor Molla Cami Hazretleri. İsmi faal ve ismi mef'ulleri eliflamsız olarak zamire bitiştirdikleri zaman yani daribuke, daribuhu, daribi gibi yaptıkları zaman efendim yani zamir muttasıl, zamir munfasıl değil. Yani daribun iyyake olduğu zaman zamir munfasıl olur. Zamir muttasıl getirdikleri zaman burada izafeti iltizam etmişlerdir. Yani daribuke, daribuhu izafeti iltizam etmişlerdir. Darib kelimesi huya muzaftır, darib kelimesi kefe muzaftır. Daribuke dediğin zaman. Daribuke demişlerdir. Ve illem yahsul at-tahfif diyor ki ve lem yanzur ila tahakkuk at-tahfif. Yani bu da tahfiflik oldu mu olmadı mı buna bakmamışlar. Eğer zamir sıfatı kelimenin bitişik olarak geldiyse o burada izafet var dediler. Daribuke daribu kelimelerinde tahfife bakmadan ne yapmışlardır? İzafeti iltizam etmişlerdir, kabullenmişlerdir. Şimdi daribuke de aslında bu şu demektir arkadaşlar. Zaten daribunke denmez. Yani şimdi şöyle diyeyim. Mesela Zeydun daribu amrin dediğimiz zaman biz burada şimdi kaldıralım. Zeydun daribun amran diye temini koyarız. Doğru mu? Şimdi daribuke'de biz izafeti kaldırıp daribunke diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şimdi aslında zamir muttasıl olduğu zaman burada alâ küllü hal tenvin olmayacak. Dâribunke olmaz. Çünkü sen burada yani çünkü izafeti lafzı yerlerde ne yapabiliyorsun? İzafeti kaldırabiliyorsun. Tenvini okuyabiliyorsun. Zeydun dâribu amrinde dâribun amren diyebiliyorsun. Peki zamir muttasıl olduğu zaman dâribuke dediğin zaman dâribunke diyebiliyor musun? Dâribunke diyemediğine göre burada izafeti ne yapıyorsun? Lazım kabul ediyorsun. Yani şöyle zamir-i muttasıl
Mufasilden bahsetmiyor. Zamir muttasil geldiği zaman arada temin kesinlikle olmuyor. Ve bunu birincisini muzaf, zamirde muzaf ileyh olarak iltizam etmişlerdir. Tahfiflik var mı yok mu bunu kabul buna bakmamışlardır. Daribun keder, tahfiflik var mı yok mu buna bakmadan izafeti iltizam edince zamir muttasıl olan yerlerde ed-daribuke'yi de şeye katmışlardır. Zaten biz bakmadan tahfiflik var mı yok mu bakmadan zamire ittisal ettiği zamanlarda izafeti tecviz ettiğimize göre, hatta iltizam ettiğimize göre ed-daribuke'yi de daribuke'ye hamlederek tecviz ederiz demişlerdir. Demiş ki baba demiş. Mahallede demiş. Annemden daha yakışıklı kadınlar vardı. Niye annemle evlendin demiş. Oğlum demiş. Annene benim gözümle bakmadın ki. Benim gözümle baksan seni görmediğini ben gördüm veya benim gördüğümü sen görmedin. Şimdi Ed-Darib-i Zeyd'inde caiz değildir diyor. Tahfiflik yoktur diyor. Ed-Darib-i Araplar kullanmış mı kullanmamış mı? Kullanmışlar. Kullandıktan sonra biz buna ne yapacağız? Gerekçe bulacağız yani. Adam evlenmiş, onunla evlenmiş. Şimdi madem evlendi, onun bir gerekçesini bulacak yani. Benim gördüğümü sen görmedin demiş. Çok meşhurdur arkadaşlar. Sıfat mevsufuna, mevsuf sıfatına muzaf olur mu olmaz mı meselesi. Bu konuda da izharda gerekli bilgi yoktur. Yeterli bilgi yoktur. Kafiyedeki bu bilgi önemli bilgidir. İlerleyen derslerinizde mutlaka ilmi araştırmalarınızda karşınıza çıkar. Sıfat mevsufuna, mevsuf sıfatına muzaf olabilir mi? Olmazsa var gibi gözüken yerlerde ne diyeceksin? Oluyorsa zaten problem yok. Şimdi dersi burada noktalayacağım arkadaşlar.